Middle-earth'te kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sonunda oyunun Türkçe dil paketi geldi. Ben de en son Part 9'da kaydetmiştik. Part 10'u çekeceğiz şimdi. Part 10'la oyuna başlıyorum. Arkadaşlar bu arada süper yorumlar geliyor. Hepsini cevaplıyorum. Çok hoşuma gidiyor yorum yazması. Beni acayip motive ediyor. Ya şaşıyorum yani diğer strateji oyunlarını çekerken bu kadar çok yorum gelmemişti. Manor yorumlar böyle çatır çatır geliyor. O kadar çok hoşuma gitti ki yani tarif edemem, anlatamam bunu size. Çok mutlu oldum yorumlarınız için. Ve bu yorumların devamının gelmesini diliyorum yani canı gönülden. Evet, Gold Wolf'u geliştiriyorduk bir yandan. Temmuz ayındayız. Evet, şimdi Temmuz ayında yan taraftaki bir yani ilk Shailan haritamıza bir bakalım. Navas'taymış şu anda burası. Burası şu anda 32 gün sonra buğday alacağız. %45 verimlilikte. Buradan da %29'u arpa alacağız. Arpaymış o. Arpadan Malt ve sonrasında bira haline getiriyoruz. Tamam. Ben de o barley'in ne anlama geldiğini hep düşünüyordum. Çözemiyordum. Tamam, buradan buğday alacağız. Buradan da keten alacağız sonra. Şimdi buğday da arpa falan dönecek. Bir dakika ya. Burası tam böyle dönüyor. Burada hiç boşta işçimiz yok. Hasata kadar biraz boşta işçi bırakalım mı? Şunları bir boşa alalım mı şöyle? Yakacak sıkıntımız da var burada. Onu da toparlayacağız. Şöyle hasata kadar biraz rahatlatalım burasını. Lojistikte kalsınlar. Tamam. Oduncu kulübeleri çalışıyor. Bunlar bize şey sağlıyor. Yakacak odun sağlıyor. Aynen, yakacak odun. Tamam. Şunların ismi ne olmuş? Buna kereste demiş. Buna kalas demiş. Ha. Kereste değil ki o. Kereste timber değil mi abi? İsimleri tam Türkçe düzgün yapamamışlar. Logo kereste demiş. Log aslında tomruk. Tomruk yazması lazımdı. Türkçeleştiren adam düzgün Türkçeleştirmemiş. Türkçesini ilk defa görüyorum. Meyve rezervimiş bu. Börtlen demiyor. Berilere börtlen demesi lazım. Abi sizin Türkçe hocanızı buradaki şeyler horozlar kovalasın. Buraya horoz yaptık mı? Buradaki tavuklar horozlar kovalasın sizin Türkçe hocanızı. Neyse biz God of'taki gelişimlere bakalım. God of'ta level 2'ye geçiyorduk bazı şeylere. Yiyecek durumumuz iyi burada. Tamam. Biraz hızlandıralım. Hasat zamanına gelelim. Burada tabii şey yapmam lazım. Evsizlikten dezavantaj yiyoruz ama benim evlerim var aslında. Bu evler niye dezavantaj alıyor onu da anlamıyorum. Burada 20 tane ev var. Zaten 10, 14 tane nüfus var. 14 tane aile var ama 20 tane ev var. Bu evleri niye saymadı? Onu da hiçbir şekilde çözemiyorum şu anda. Şuralara daha küçük evler yapsak mı böyle yarım yarım? Ya da bu tarafa mı gideriz? Şu yolu bir uzatalım bakalım şöyle. Şuraya bir şeyler yapalım. Şuradan sonra da evler uzatacağım. Tamam, buraya yarım yarım evler yapacağım abi. Neredeydi evler? Konutlardaydı. Şu evsizlik sorununu bir atlatalım. Şöyle yapsak. Olmuyor. Bir tane daha. Ops, ops, ops. Şöyle. Ama bunu böyle yaparsak öbür tarafa kuramayız herhalde ya. Şöyle yapsak. Şunu bir koyacağım. Buraya da yol dayanmadık da. Şuraya da koyacağım abi.
Neden koymuyoruz? Yeterli şey yokmuş. Yeterli log yokmuş. Kereste yokmuş yeteri kadar. Tamam, keresteciye adam vereyim diyeceğim ama inşaatlara bir içsinler bakalım. Bir hızlandırdım. Bu arada Ağustos geldi. Hasat zamanı geldi mi? 23 gün sonra. Eylül'de. Hasat Eylül'de abi. İngilizce oynamaya alışayım ya. Türkçe'de şu anda bozdum kendim. Yeni evler yapılıyor. Tamam, 22 artı 3 yazmaya başladı. Moral düzenince yine adamların gelmesiyle sistem oturacak burada God of'ta. Derken telefonum çalıyor, bir saniye arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tam buradaki moralin düzelmesini bekleyeceğiz. Yakacaktır, yiyecektir, var zaten yeterince. Yan tarafa bir geçelim. Ne oluyor? Yetersiz ağır alalım diyor. Nerede dolmuş ülkeler? Hangisinde dolduğunu gösterse bana keşke. Şey deme, ortak fırında mı? Ortak fırında. 2.1K yemek var bu arada. Yumurta, elma falan coştu. Tımar arazisi inşaatı tamamlanmış burada. Burada mutluluğu daha fazla verebilmek için ne yapabiliriz? Gecik tezgahları falan var. Hayır, tamam, her şey var burada ya. Şunu bir kere upgrade edebiliriz ama bunun için de bazı malzemeler lazım. Şunları level 2'ye, bunlar zaten hepsi level 2'de galiba. Şunu bir level 2'ye getirelim. Log lazım bize. Eylül geldi. Yan tarafta şeyleri, tarlaları çalıştırmamız lazım. Hemen. Hasat zamanı. Bir işçi de başka bir yerden çıkartalım yani. Bunlar hepsi dükkan açtığı için bozmuyorum. Şuradan bir tane bozalım. Bunlar da dükkan açmış ya. Abi hepsi dükkan açmış. Ambardan çıkartalım bir tane. Küçük taş keseleri ne var? Yetersiz ağır alın diyor. Şu an Ekim ayındayız. Hasatlar yapıldı mı? Niye hasatlar bu kadar az? Hasat yapamadık biz galiba. Hasat zamanını atladık mı abi, işçiler dışarıdayken? Evet, hasat zamanını atladık ve bir sonraki yıl yemek sıkıntısı yaşayacağız. Demek ki bunları abi şu evlerden almamak lazım. Takip edemiyoruz. Takip edemeyince gidiyor. Şunlar bahçe yaptıydık. Bunları bir tur daha böyle bahçelik yer yapacağım şuraya. Adam sayımızı arttırmamız lazım çünkü sıkıntı yaşıyoruz. Yolu göremiyorum ki şurada. Nizami geliyorum.
Şöyle basalım. Şu evlerden gene yapıyorum bir tur daha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şeyler oluyor. Nerede bunlar? Aa, burada düşmanlar geliyor. Tamam, hemen askerlerimizi çıkartalım. Mızraklı, kılıçlı. Bir tane daha mızrak da ekleyelim şuraya. Askerleri de burada düzenlememiz lazım bak. Onları da unutuyoruz. Şuraya alalım şunları. Ben bunları burada bir yerde karşılayacağız. Şöyle ormanın içine koyalım. Geldikleri zaman bakarız. Şuraya yeni evler yapıyorduk. Daha fazla nüfus için. Büyük bahçeleri olan yeni evler. Bunların hepsine şey yapacağız. Böyle havuç, sebze bahçesi yapacağız. Ve bizim silah durumumuz nasıl? Büyük kalkan gelmiyor abi. Büyük kalkan olmadığı için neden kalas yok değil mi? Var, kalas da var. Niye yapmıyor? Yapması lazım. Şu askerleri bir atlatalım. Gelsinler. Hızlı alıyorum. Şunlarla bir çarpışalım bakalım. Bekliyorum hala gelmedim. Yavaş çekim alalım şurada. Çarş. Tamam, buradaki savaşı bitirdik. Bunları gönderiyorum. Birimi daha atlıyorum. Gitsinler. Mezarlıkçıya... Mezarlıkçı mı lan? Orada mezarlar var. Evet, tamam, mezarlıkçı çalışıyormuş. Buralara yeni aileler gelecek. Ama niye hala bir tane boşta işçim var? Yeni aileler geliyor fakat işçim hala şey. Bir. Şu. Ne yaptım lan ben bunu? İkiye mi atlattım işte? Havuç verecektik. Yanlışlıkla ikiye atlatıyorum ben şunları teminden beri. Tamam, yeni işçiler gelmeye başladı. Şunları da ikinci seviye yapalım. Madem başladık, vergi alalım. Odun yokmuş. Tamam, onlar olur orada. İki tane işimiz var. Aralık ayı geldi. Burada moral hala düzelmemiş. Abi evsizlik -3, soğuk -3 diyor ya. Evsizlik gibi bir sıkıntımız olmaması lazım bizim. Burada bir bug oldu galiba. Evsizlik ne demek ya? Ha, 10 tane ikinci seviye aile var diyor. 4 tane birinci seviye aile var diyor. 10 tane zaten
10 tane aileye göre şey yok buraya. Tamam, 10 tane aile. İkinci seviye aileler evsiz kaldı. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapacağız. Bir yerden bir işçi alacağız. Mesela ambardan aldım işçiyi. Şurada şey vereceğim. Tomruk kampı. Aynen bak, bunun adını tomruk kampı yapmışlar ama içindekilerin adını kereste demişler. Bu biraz toplasın abi. Evleri upgrade edeceğiz ikiye. Sonra buradaki ev orada çözülecek. Çünkü aileler, ikinci seviye aile 10 tane var. Ve onunla da ev yok. Dışarıda kalıyor ikinci seviye aileler. Hatta yavaş yavaş başlayalım. Buraya biraz tomruk bekleyeceğiz. Bir tane daha bir yerden boşaltalım. Tabakhanede niye bu kadar fazla adam var ya? Ne yapıyorsunuz tabakhanede? O kadar adam. Niye koyduk onları? 35 tane deri var. Tamam, gel şuradan aldığımızı geri verelim. Ya da dursun, %24'e düştü. Evsizlik ve soğuktan dolayı. Şuraya bir tane daha adam verelim. Dışarıda kalan evsizler soğuktan donuyor herhalde. Tamam, bu ay toparlıyoruz işi. Tamam, kereselerimiz gelmiş. 2'ye yükselt. 2'ye yükselt. 2'ye yükselt. Daha kereste geldik, şey yaparız. Şubat ayına geldik. Yan tarafta neler oluyor? Arada kontrol etmek lazım. Burada her şey stabil ya. Burayı ellemeyeceğim. 5 tane de işçi geldi. Bu 5 tane işçiyi de yakacak falan da var. Şurada bir tane yakacak kulübesinden adam aldıydık sanki. İki tane de böğürtlene verelim. Neredeydi böğürtlenci burada? Tamam, bir tane de boşta kalsın. Şunları bir kontrol edeyim. Bunlara bir şeyler yapıyorduk. Yükseltemiyoruz. Şey yok. Lok yok. Şeye de bir tane, bu odun toplayan adamlara da bir tane verelim. Nerede vardı? Tomur kampı. Burada da bir tane kalsın. Tamam. Gelelim buraya, geri dönelim. Moral ne durumda? %26-25. Şu evler yapıldı mı? Yapılıyor. Abi birinci seviye ailem yok. Herkes ikinci seviye ya. Bütün evleri ikinci seviyeye mi yükselteceğiz biz? Niye böyle oluyor? Çok enteresan. Bütün aileler abi ikinci seviye. Yeni gelen aile ikinci seviyeye geliyor. Tamam, tomruk geldikçe abi yükselteceğiz onu, hepsini, yapacak bir şey yok. Bak tomruk da var, evi de yükseltemiyoruz. Allah Allah, gereksinim karşılanmıyor diyor ya. Burada garip bir bug var arkadaşlar. Tomruk da var yani. Şu tomrukları getirip götüren şeylerden yapalım bir. Neredeydi o şey? Hızırhane mi? Hızırhane ne, nasıl satayım? Küçük ahırımız var. Şuraya bir tane daha öküz verelim abi. Bir tane aile verelim. Bir tane daha öküz olsun. Sonra gelenlerle hemen bunları yapacağız ama gereksinimler karşılanmıyor diyor.
Martı'ya geldi. Yan tarafta durumumuz nasıl? Bir dakika, yan tarafta şey, depo alanı yok dedi ya. Az önce yanlış hatırladım, görmediysem. Var. Var, depolarda sıkıntı yok. Şimdi bu sene burası arpa üretiyormuş. Burası nadastaymış. Burası buğday üretiyormuş. Burası nadastaymış. Burası da arpa üretiyormuş, tamam. Geçen sene tahıllar abi tarlada kaldılar. Toplayamadan ay değişti. Ben öyle anladım yani. O yüzden yemeğimiz de 2 kaya kadar düştü. Kereste de yok burada. Burada kereste toplanacak biraz. Yapacak bir şey yok. Şu ticaretçi şeyleri satmıyor mu ya? Ticaret, ihraç et, koyun. Elden. İstenilen mal fazlası. Elliden fazlasını satsın ya. Ya da yüzde kalsın. Bir tane kereste oldu burada. Şu keresteciye bir tane de adam verdim. Çünkü ev inşa edeceğiz. Nüfusumuzu arttıracağız. Silahlarda büyük kalkan hala üretemiyoruz. Burada ne kadar toplandı? O 44 tane kereste toplandı. Hepinizi develik yapıyoruz arkadaşlar. Ha, yapamıyoruz. Şaka mısın ya? Bunu yapabiliyoruz. Bunu da yapıyoruz. Bunu da yapıyoruz. Bunu da yapıyoruz. Bunu da yapıyoruz. Bunları neden yapamıyoruz? Bunu da yapıyoruz. Hangi gereksinim yok? Yiyecek. Ha, market uzakta ya. O yüzden. Şuraya da bir tane küçük market yapsak hemen. Şuraya da tezgah açsalar. Bir dakika, yıkacağım bunu. Şöyle yapacağım. Yanlış yaptık bunu. Şuradan yakalayamıyorum ya. Buraya yapışıyor. Market burada olsun. Tamam mı? Çok büyük oldu be. Bir dakika, bir dakika.
Vallahi canım sıkıldı ha. Şu şeyi koyamadım ya düzgünce. Abi, şu nizami kurmak için harcadığım çabayı görüyor musunuz? Tamam burada kalsın ya, varmış orada pazar yeri. Sokayım ta da. Bize Ahmet şuraya da kursunlar yani. Ne oldu buradaki aile oranımız? 14 taneydi. Bunlara şey ulaşmıyor. İkinci seviye yemek ulaşmadığı için. 2 2 2 2 2. Tamam 15 tane var. Bunlar da 2. Şuraya yeni evler yapacağım. Buraya da yeni evler yapacağım. Şu yeni yaptığım evleri de ikiye atlatacağım. Diyecek tezgah arzı. Pazar yeri burada çok salak bir yerde ya. Pazar yerini yıksak buradaki erzaklar yok olur mu? Yok, niye yok olsun? Yık. Burayı kurmuyor mesela. Yık. Dur. Küçük küçük yapacağız abi bunları. Yık bunu da. Küçük küçük yapacağız, olmuyor. Oraya da kursun, oraya da kursun. Ev sorunu çözmemiz lazım. 14 tane aile varmış. Level 2. Artık evsizliğin çözülmesi lazım.
Bak yine buraya geldiler. Öbür tarafa kurmuyorlar. %23'e kadar düştü. Bug oldu, bug oldu. Adamlar kendi kendine level 2 atladı. Stoklar da yağmurdan gitti. İyi ki marketleri yıktık anasını satayım. Bütün malzemelerim zıvırımız zıvırımız ziyan oldu şu pazar yeriyle uğraşırken. Ulan şuraya da bir pazar yapın. Tamam mı? Şuraya da bir tane yapın. İki tane yapın yani. Evsizlik bak. Oyundaki bug yüzünden. Sinir bozucu bir bug. Bir sürü de level 2 binam var ya. Yiyecek tezgahı bekleniyor. Tamam yiyecek arzı bekliyor. Yiyecek durumumuz nasıl? Biz yiyeceklerimizi çöp mü yaptık? Ekim ayındayız. Buraya adam veremiyoruz zaten yiyeceğe. Log bayağı birikti değil mi? Alırız. Yan tarafı bir kontrol edelim bakalım. Yan tarafta durum nasıl? Evet 13 aylık yakacak varmış. Yiyecek de çok var. 1.9K Ha, buğday arpa falan geldi. Her şey yoluna girer burada. Malt da var. Bira durumumuz nasıl? Aa bira azalmış. Yakında bira bitecek. Ama maltlar geliyor. Maltları biraya döndürürler. Buralara da evler yapacağım. Şuradaki duruma bir daha bakalım. Şu börtlenlerden biraz toplamamız gerekiyor. Oduncu kulübesinden bir tane adam alıyorum. Yeteri kadar var zaten. Börtlenlere veriyorum. Buraya da adam vereceğim. Ama onu da şeyden alacağız. Şuradan alacağız. Tomruk kampından alacağız. Buraya da adam verdim. Bir tane de boşta kalsın ama. Marketleri yıkmamız hiçbir işimize yaramadı açıkçası. Evsizlik -5. Şimdi soğuktan da eksiyeceğiz. Yan tarafta o kalkanları yapmadık. Büyük kalkanları yapmadığımız için bari kılıç yapsaymışız. Dur bakalım. Adam ele geçirecek toprağı da. Şu demirciden şeyi değiştirmemiz lazım. Kılıca geçmemiz lazım. Artık kılıç olsun. En azından küçük kalkanlarla kılıç çalışıyor. Yani şunları yapabiliriz en azından. Bunları bir çıkartalım bakalım nelerimiz var. Mızrakta 36'dan çıkartabiliyorsun. Kılıçta 17'den çıkartıyoruz. Polarm 36. Bir 36'da. Tamam. Şu şeyi bırakalım. Kılıççıyı. Bir mızrak daha çıkartabiliyoruz mu? Çıkartamıyorsun. Ama bir polarm daha çıkartabiliyoruz. Şöyle yapacağız. Tamam.
Şunları bir yollayalım şöyle. Şuraya. Bir de Marjantari'ye girelim. Savaşçı kardeşler diyor. İmmerut'tan gelecekmiş. İmmerut neresi? Ta buradan gelecek. Olmaz. Şuraya gidelim bakalım. Şuradan bir yerden giriyordu. Şuraya kadar gideceğim. Girdiği bir kapıda karşılayacağım zaten. Yeri nereye gitti? Aşağı gitmiş. Nerede kaldı adam? Witcher vermesi lazımdı. Bize Witcher vermesi gerekiyordu. Bir yerde düşman mı kaldı? Yoo. Ha bir de kaybedeceğiz. Bug yüzünden düşman yok. Ben ne yapayım? Evet, şu an yapacak hiçbir şey yok. Bir de kaybedeceğiz galiba ya. Bug yüzünden. Gerçi kaybedelim zaten. Şuradaki bug var ya. Evsizlik mevsizlik. Yani sürekli dezavantaj yiyoruz. Kaybedelim de yeniden kuralım yani şehri. Daha iyi kaybetmek. Gerçekten daha yani buradaki morali falan toparlamak çok zor artık bu saatten sonra. Kaybet kaybet. Gün diyor. Tamam, gelin abi şuraya. Gelin abi. Direkt sizi yolluyoruz. Siz işinizin başına. Filmleri dağıt dedim. Bu ne şimdi abi? Tamam kaybedeceğim ya. Adam öteki map'te adam bırakacak. Burayı kazanacak. Öteki map'teki bekleyen adam yüzünden. Razıyım abi. Şu bug'ı görmedim burada. Kaybetmeye lazım. En azından şurayı bir daha inşa ederiz. Olmuyor çünkü. Toparlanmıyor. %2'ye düştü buranın şeyi. Olayı. Biz burada işimize bakalım abi. Şöyle yapsak. Kaç alıyoruz? 5 tane alıyoruz.
Şuradan da bir yol geçelim şöyle. Bunlar nizami geçiyorduk ama ya. Şöyle bir şey yapsak hemen. Şuradaki yol için. Her zaman yaptığımız olayı yapsak. Oldu değil mi bu? Çapraz oldu sanki ya. Çapraz oldu. Vallahi çapraz oldu. Kışın olmuyor ha bu şey işi. Yol işi kışın çok zor oluyor. Bir de şey yani biraz daha sola alsak bunu daha iyi. Mesela böyle yapsak araya sokabilir miyiz yolu? Sokamayız. Şunu durdurayım da buraya getirip bir tane lok koymasınlar. Şöyle yapacağız abi mecbur. Şimdi koyacağız yolu. Böyle devam ettireceğiz sonra. Yıkalım abi. Ev yapalım. Daha fazla oldu bunlar, çok fazla oldu. Sokacağım ama. Abi zorla oraya bir tane şey parsel koymaya çalışıyor. Abi de böyle bir şey denelim ya. 5 ev bir de geniş parsel. İlk defa böyle bir şey yapacağım. Denemiş olalım. Girmişler yeniden buraya. Burada da var. Gelsinler. De alsınlar orayı. Al, vereceğim vereceğim. Bak yüzünden vereceğim. Evsizlik bug'ı. Hadi bakalım. Yeni aileler geliyor. Bunları hemen havuçlara veriyorum. Sebzeleri veriyorum yani. Sebze için geniş geniş yaptık bunları. Tam bunlar da aşağı geliyor. Şurası biraz garip birime gitti. Bakalım nasıl çıkacak. De bunlar kiliseye miliseye de uzak ama bunlara market de yapmak lazım ya. Şuralara bir yerlere bir market yeri kurmamız lazım. Sanki. Bir dahaki turda şuraya koyayım. Şuraya 5 tane yapalım. Mesela şöyle yapalım bir dahaki turda. Aynen şöyle bir şey yapacağız. Tabii bunu daha da ağır yapacağız. Çünkü buraya artık şey yapacağım. Tavuk vereceğim.
4 mu oldu? 5, demin 5 yapıyorduk. Ha şöyle. Aynı şekilde. Dakika şimdi şu. Abi karlardan yapıyı göremiyorum ki. Neyse yapsınlar. Şöyle bir market yeri kurarız artık. Yiyecek 1,9K. Arpamız var. Malta dönüşecek. Malta 1'e dönüşecek. 1 eksi de. Bunlar burada ne yapıyor ya? Eşkıyaymış bunlar. Bunlar ben temin düşman zannettim. Düşman o zaman içeri girmeden düşman içeri girmeden biz çıktık demek ki dışarı. Çünkü bayağı bekledim. Patlasın burası abi gitsin. Bizim silah durumumuz nasıl? Tamam. Büyük kalkan hala üretemiyoruz. Tamam. Yan taraf gitti. Yan taraf gitti de. Bu evler kaldı. Acaba bak düzelir mi? Biz bir saldıralım bakalım buraya. Saldırıp aldığımızda bakı düzelmiş olarak göreceğiz mi? O da bir sonraki videonun konusu olsun mu diyelim. Yok burada saldıralım şimdi hemen. Şu şeyi de merak ediyorum. Şu mahiyetleri nasıl arttıracağız? Paralı asker yok. Mahiyetleri nereden arttıracağımızı bilmiyorum. Mesela bunun üstünde ünlem var. Mahiyeti arttıracak bir yer yok. Bu şeyin içine mi? Köşkün içine mi arttıracağız bunu? Barona nerede ki vergi? Tamam. Genel. Mesela şu şeyden mi yapsak? Garnizon kulesinden mi yapsak? Ha mahiyeti arttırıyormuş. Her bölge için bir adetle sınırlıymış. Tamam. Aa, bunun sınırları buna da iyiydi. Buraya evleri koymayacaktık biz. Neyse bunu duvar falan yapmayacağız ya. Şuraya koyalım. Diğer bölgelere de koyacağız o zaman. Daha da artacak mahiyet. Tamam, Mart ayındayız. Şu böğürtlenlere biraz adam vermek istiyorum. İki tane adamımız da boşta. Koyunları hala satamıyoruz. Şöyle de verelim abi. Hayvan pazarına da adam verelim. Şuraya bir tane daha havuç yapacağım. Geniş bahçe. Ve şurada bir tane artı var ya. Yaşam alanını genişlet. Buraya ufak bir ev daha kuracak. İki binalık bir şey olacak burada. Geniş tımar arazisi olacak. Şuraları da havuç koyalım. Tamam. Şu yolu devam ettirecektik. Tamam, şuraya pazar alanı kuracaktık. Koy şöyle büyük koy ya. Ya ne büyük koyacağım? Şöyle koy. Ben bu kadar pazar alanı yeter bunlara. Adam onu çok bile. Evleri burada biraz daha veriyorum.
Şimdi burada yeraltı su yerlik verimliliği, keten verimliliği. Ketenleri yapacağımız yerleri de ona göre seçmemiz lazım. Arpa verimliliği. Hepsinin verimlilikleri ayrıymış. Çavdar verimliliği. Koku. Yangın tehlikesi. Yerlik verimliliği acaba şey mi, buğday mı? Her bölgenin verimliliği de ayrıymış. Onu bak yeni öğreniyorum. Ona göre kuracakmış tarlaları. Biz orada rastgele kurduk. Buradaki nüfus artıyor. Silahlarım olmaya başladı. Büyük kalkan hala olmuyor çünkü ne yok? Kalas da var. Niye olmuyorsun abi sen? Büyük kalkan. Şuna tıklamaya çalışıyorum. Yakacak gerekli, tamam. Kalas gerekiyormuş, iki tane var. Kalas dolar herhalde. Şu binayı yapsalar bir an önce de. Şey lazımmış. Odun lazım. Buraya adam verelim. Bu odun hep lazım olacak şu anda. Bir düşman birimi görüldü. Bu ne lan? Üç tane çocuk birleşmiş düşman mı olmuş? Gelsin de şuraya saldıracağım onu. Hadi. Rodolf'u geri alacağız bakalım. Bakalım geri alınca bak düzelmiş olacak mı? Dört tane oldular. Doğurdu, bir tanesi yolda doğurdu. Hamile karı vardı herhalde. Dur bakalım hangisi hamileymiş. Abi adama saldıracaktım siz gelmeseydiniz. Dur bakayım. Şu hamile olanı bir tespit edelim. Hanginiz gebeş? Hanginiz siz gebeş tavşan, hanginiz? Dur bakalım. Abi kesin şuna kaydılar ha. Abi bak kesin şuna kaydılar. Buna kaydılar, o da şu bıyıklıyı doğurdu yolda. Neyse devam edelim. Abi baktınız az önce. Sizce hangisine kaydılar? Hangisi doğdu? Siz yorumlara yazar mısınız? Ya bir hadi hareket edin. Geleceğiniz mi, gideceğiniz mi? İşimiz gücümüz var. Adama saldıracaktık ya. Kamp kuruyorlar. Bir dakika dur. Önce şunu bir indirelim. Haziran ayında şunu yapmasak daha iyi olurdu ya. Şu hasattan sonra saldırsak daha iyi olurdu ama. Mesaj gelmiş. Tam ne kaynak var ki burada?
Abi şunları bir idatacağız yeniden. Hasattan sonra saldıracağız ama şuraya. Hasattan sonra Godolf'a saldıracağız. Bir tane daha kalmış abi oğlum. Ondan sonra bitiyor orası. Bir hızlanalım abi. Hasadı bir görelim. Yemeğimiz falan iyi. Biz bu evlerden daha yapabiliriz. Altı oluyor gene ya. Neden böyle oluyor? Buralara biraz şeyden çıktı artık. Plandan çıktı. Altılı altılı gidiyor. Şimdi burada şöyle yapalım madem. O fazlalıkları ayarlasın. Kafasına göre. Şimdi şurada iki tane fazla olacak. Şurada da iki, dört tane fazla falan. Bakacağız ev sayısını şimdi ayarlarız. Bir bitsin evler. Şurada bir düzensizlik oldu diğer şeylere göre. Burası artık sonradan yerleşen Çingen Mahallesi demeyelim. Ayıp olur şimdi abi. Şey Mahallesi gibi oldu. Suriyeli Mahallesi, Afgan Mahallesi gibi oldu. Şunu bitiremediler hala ya. Aa biz şeyleri keresteleri harcıyoruz ki. Çatır çatır. Nasıl bitirsinler kalenin parçasını. Hadi hasat olsun da hasattan sonra gideceğiz. Hasadı bekliyorum şu anda. 24 gün kaldı hasata. 23 gün kaldı hasata. Düşman nerede başlamıştı? Onu hatırlamıyorum. Şey çok nizam oluyorsunuz. Yeni askerler geliyor. Yeni asker diyorum. Yeni insanlar. Şunların hepsini tavuk yapalım. En azından kendi yiyeceklerini çıkarsınlar. Eylül'e geldik. Eylül ayı hasatı bir görelim.
Navas'taymış. Tamam, şunları alıyorlar. Depolanıyor. Tamam, gerisini hallederler. 9 tane boşta işimiz var. Yeni gelen evlerden yaptığımız. Şu yazıların şurada olması çok kötü ya. Bunu başka bir asaya mouse'la buraya tıklıyoruz yani. Haritada gezinirken. Hadi be, stoklar gidiyor. Şunları tarlada bırakmasalar hemen şeye getirmeleri lazım. Depolamaları lazım. Yani ben orada stoklamışım, bir yağmur yağıyor diye mahvoluyorum. Şimdi askerlere bir daha bakalım. Bu kadar. Mızraklı da bir tek eksiklik var. Şunlardan bir tane çıkartıp bir tane daha şundan verebilir miyiz? Verebiliyoruz. Kerese durum nasıl? 43. Hızlandıralım. Ordularımızı alalım. Şu şeyi de bekleyeceğim ya. Mahiyeti de bekleyeceğim. Keresi bu 50 olduğu zaman bu mahiyet işi çözülecek. Kereste bulamıyorlar galiba. Şuraya bir tane daha kereste binası inşa edelim. Alacağım yoksa kereste gelmiyor diye. Nereye inşa edelim? Kesin abi, şurayı da temizleyin ya. Çabuk hızlıca şunu yapın, şurayı bir temizleyin. Kerate. Ormanı da bırakmadık ha. 39 kez hala Kasım. Artık saldırmamız lazım. Artık saldırmamız lazım. Beklemeyeceğim şu maideleri. Nüfus ile hak iddia et. Tamam. Direkt kesin şu adamları. Şu okçuları bir aradan çıkartalım. Sonra şu kralı bir aradan çıkartalım. Hello.
Şu God of şehrine bir girelim bakalım ya. Niye hala Shyland'da gözüküyoruz? God of'ta mutluluk 128. Tüm iddialarınızdan vazgeçersiniz, size karşına verebilirim. Cevap ver. Tamam. Bak, mutsuzluk hala var burada God of'ta. Evsizlik 1 diyor. Ev kim var aile burada? Kaç aile var? 2 tane ikinci seviye aile var. Tamam, burada evler var, ikinci seviyeler var. Defnedilmemiş cesetler. Ver buraya bir tane. Yok, veremez. Şimdi şunları bir gönderelim abi. Eğer buradaki bak düzelmezse bu God of'la ilgilenmeyeceğim yani. Evsizlikten sorun yaşarsam kesinlikle ve kesinlikle bu God of'la işim kalmaz. Bir sürü seviye 2 adam var burada. 35 tane yaşam alanı var abi. 2 tane aile var Develeke. Neyin teranesi bu? Evsizlik neyin teranesi? Al yine. Eksi 3 evsizlik. %25'e düştü. Tamam, God of'ta işimiz yok abi. Orada burayı terk ediyorum abi ben. God of'u kendi çaresizliğine terk ediyorum. Aralık ayındayız. Şu diğer topraklara bakalım. Mesela şurayı almaya çalışalım. Eşkıya yaksın yıksın ortalığı, hiç umurumda değil. God of'u kendi kaderine bırakıyoruz abi. Bug'lı harita. Şimdi şu haritaya bakalım ve şuna bakalım. Hangisini ele geçirsek daha. Şuradan şöyle aşağı doğru gidebiliriz bence. Şurayı almaya kalksak buradaki durum ne? Burada şey üretsek biz, savaş malzemeleri üretsek askerler için nasıl olur? Nasıl olursa güzel olur mu burada? Çünkü burada çok gıda toplayamayacak. Az bir miktar insan yaparız. Zırh üretiriz burada. Zırhane olur burası. Tamam, o da bir sonraki videonun konusu. Bu bug'ı gördünüz arkadaşlar. Bu bug'a karşı yapabildiğim hiçbir şey yoktu. Yok yani. Evsizlik diyor. Bir sürü ev var, evsizlik diyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Pardon diyorum.